Bir daha bunları istemiyoruz. Tasvip etmiyoruz bu şeyleri. Olmasını istemiyoruz. Memleketimizin bu olayların terörün şeyinden kurtulmasını istiyoruz. PKK'nın sivilleri hedef alan Sur'daki son saldırısı turizme olumsuz yansıdı. Patlamadan dolayı biz çok zarar gördük. Tarihi Erdevil Köşkü olarak. Terör en şu bölge insanımıza ve ekonomimize zarar veriyor. Onun için biz istemiyoruz. 5 sivilin yaşamını yitirdiği saldırı 6. yüzyılda yapılan 10 gözlü köprü yakınlarında yaşanmıştı. Çevrede yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan tarihi Erdebil Köşkü ile restoran ve kafeteryalar bulunuyor. Patlamada işletmeler büyük zarar gördü. Turizme zarar veriyor zaten. Burası turizm bölgesi. Yani yabancı insanlar gelemiyor şu anda buraya. Kapı, pencere, masa, sandalye kullanılmaz hale geldi. Sağlam bir şey burada kalmamış. Malum ne cam kalmış, ne teras kalmış, ne bir şey kalmış. Zararımız çok büyük. Önceleri dolup taşan mekanlar şimdi cam kırıklarıyla dolu. İşletmeciler yaşanan olaylarda mağdur oldu. Biz bunları korumaya çalışırken diğer taraftan tahrip ediliyor. Şu anda tekrar biraz canlanma oldu. Tekrar başladı olaylar. Böyle giderse tekrar kapattırız. Artık açmayacağız galiba mekanlarımızı. Diyarbakır'daki 6 köşkten biri olan Erdebil Köşkü patlamadan nasibini aldı. Diyorum Allah'ından bulsunlar. Yapanlar Allah'ından bulsun. Eğer bu insanların canına kastedenler muhakkak ki cezalarını bulacaklardır. Fikir düşünceleri ne olursa olsun. Bu bir insanlık katliamıdır. PKK'ya karşı olduklarını söyleyen esnaf huzurlu bir ortam istiyor. İş yerlerimiz şu anda kapanma noktasına gelmiş. İş yapamıyoruz. Yani mekanlar hepsi kapatmış. Zaten 7-8'e kapalıydık burada. Diyarbakır'ın vazgeçilmez bir mekanı. PKK'nın daha önceki saldırılarında da Diyarbakır surları, Hevsel bahçeleri, 500 yıllık Kurşunlu Camii ve 4 ayaklı minare büyük hasar almıştı.